İyi akşamlar sayın seyirciler. Saat 19 ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize başlamadan günün sıcak başlıklarına bakalım. Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu başladı. Foruma katılmak üzere Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Üstel ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Antalya'ya gitti. Başbakan Üstel, foruma katılmamız haklı davamızın dünyaya duyurulması adına önemli dedi. Heyet forum çerçevesinde bir dizi uluslararası temasla gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tatar da yarın saat 10'da katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu törede İskele ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi bugün. Törenin temaslarına da bakacağız bültenimizde. Ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş narenciye konusunda açıklama yaptı. Bakan Çavuş ihracatın sürdüğünü ve dalında kalan ürünün de tamamının devlet tarafından alınacağını söyledi. Bu başlıklar ve daha fazlası için başlayalım. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Başbakan Ünal Üstel Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Üstel Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesinin sadece Doğu Akdeniz'de kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir mesele olduğunu vurguladı. Üstel Antalya Diplomasi Forumu'nda 60 yıldır devam eden Kıbrıs sorununa ilişkin adil, kalıcı ve iki devlete devlete dayalı çözümün Doğu Akdeniz'e politiğine yapacağı katkıları ortaya koyacaklarını da belirtti. Başbakan Ünal Üstel Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Antalya 3. Diplomasi Forumu'na Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğrul'la ve bizim uzman heyetlerimizle burada yer e, aldık. Üstel Antalya Diploması Forumu'nun dünya genelinde barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla liderlerin ve uzmanların önemli bir buluşma noktası haline dönüştüğünü ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirterek bu forum aynı zamanda Türkiye'nin dünya siyaseti üzerinde her gün artan gücünün ve etkisinin de açık göstergesi olarak karşımızda duruyor diye konuştu. Dünyanın giderek daha karmaşık hale geldiğini ve zor zorlukların tek boyutlu olarak kalmadığını söyleyen Başbakan Üstel, bu nedenle küresel barış ve istikrarı sağlama konusunda artık ortak hareket etmeli, çabalarımızı bir araya getirerek koordine etmeliyiz. Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki konusu, Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak, işte tam da bu öneme atıfta bulunuyor değerlendirmesinde bulundu. Üstel forumda farklı ülke ve disiplinlerden gelen uzmanların bir araya getirildiğini aktararak forumun ana başlığına uygun bir anlayışın geliştirilmesi ve ortak çözümler bulması için dünyaya önemli fırsat sunduğunun altını çizdi. Forumun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla şekillendiğine dikkati çeken Üstel, bu foruma davet almak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin görünürlüğünün artırılması, sürekli şekilde engellemelere maruz bırakılan uluslararası temas eksikliklerinin giderilmesi ve haklı davamızın dünyaya duyurulması adına da son derece önemlidir ifadelerini kullandı. Üstel kendilerinin de bu misyonla burada olduğuna işaret ederek sesimizi duyurabileceğimiz gerek siyasi gerek medya hangi seviyeden olursa olsun herkese derdimizi, sıkıntılarımızı ve halkımızın uluslararası camiadan beklentilerini aktarmak için buradayız dedi. Böyle bir forumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak uluslararası temas konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti. Öte yandan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyadan yaşadığı izolasyonları, dünyadan gördüğü ambargoları anlatma fırsatı bulacağız. Onun için bizim için önemi büyüktür şeklinde konuştu. Üstel bu fırsat nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettiğimiz günden beri dünyadaki hak ettiğimiz yere gelmemiz için ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile canla başla çalışmaktayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile bizim ilişkilerimiz kardeşten öteye bir ilişkiye dayanır ve bu ilişkiler neticesinde de dünyada ne kadar sıkıntılar olursa olsun bunu Türkiye Cumhuriyeti ile biz bu sıkıntıların önünü açıyoruz. Üstel bizim anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz en üst seviyededir ve en üst seviyede de devam edecektir diye konuştu. Yaşadığımız coğrafyanın barışa hasret duyan, ateşler içinde yanmaya devam eden bir coğrafya olduğunu aktaran Üstel, Doğu Akdeniz'in güvenli hale gelmesi sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanları ilgilendiren bir mesele değil, küresel bir meseledir diye konuştu. Başbakan Üstel Doğu Akdeniz'in güvenliği konusuna ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye önemli bir jeopolitik güce sahiptir. Bu gücü küresel barışa hizmet için kullanmaya da hazırız değerlendirmesinde bulundu. Yapacakları tüm görüşmelerde muhataplarıyla bölgesel işbirliği fırsatları ve küresel barışın ele alınacağını vurgulayan Üstel şöyle devam etti. Bizim ülkemizde de 60 yıldan beridir devam eden ulusal davamızdaki çözümsüzlüğün bizim hedef koyduğumuz çözüm iki devletli esasımızı da burada anlatma fırsatı bulacağız. O yüzden bizim için büyük bir tarihi fırsattır. Üstel ayrıca forumda sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlarla mücadele konularında uluslararası uzmanların ortaya koyacağı görüş ve önerileri dinleme şanslarının olacağını kaydetti. Bu hedeflere ulaşmak için tek bir ülkenin veya kuruluşun çabasının yeterli olmadığını bildiren Başbakan Üstel, Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya barışına ve istikrarına katkıda bulunmasını diledi. 147 ülkeden temsilcilerin katıldığı 3. Antalya Diplomasi Forumu bugün başladı ve 3 gün sürecek. Forumda küresel meseleler ve krizler tartışılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşen foruma katılmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da Antalya'ya gitti demiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti forum çerçevesinde bir dizi uluslararası temas gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Tatar da yarın saat 10'da katılımcılara hitaben bir konuşma yapacak. 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. Bu yıl krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak ana temasıyla düzenlenen forum 3 gün sürecek. 147 ülkeden temsilcileri ağırlayacak Antalya Diplomasi Forumuna 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4500'e yakın katılımcı iştirak ediyor. Forumun resmi açılışı Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasıyla başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışta katılımcılara hitap etti. Erdoğan konuşmasında insanlığın sancılı bir dönemden geçtiğini belirterek, Türkiye'nin gerek coğrafi konum gerekse kültürel bağları nedeniyle küresel krizlerden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Orta Asya'daki kardeşlerimizle ekonomiden enerjiye, eğitimden kültüre, ulaşımdan savunma sanayine işbirliğimiz güçleniyor. Türk devletleri teşkilatımız aracılığıyla Türk dünyasının birlikte daha güçlü güçlü kılınmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Foruma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı. Uluslararası bir dizi temaslar gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Tatar'ın heyetinde, Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangel, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tatar yarın saat 10'da katılımcılara hitaben bir konuşma yapacak ve bir dizi uluslararası temas gerçekleştirecek. Başbakan Ünal Üstel ve heyeti de Korumun açılış ve kapanış törenlerine katılımın yanı sıra bir dizi uluslararası temas gerçekleştirecek. Başbakanlık heyetinde Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel'in yanı sıra UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer ve Başbakanlık Siyasi Danışmanı Özdemir Tokel bulunuyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Başbakan Ünal Üstel'in eşi Fatma Zerrin Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Diğer lider eşlerinin de katılım gösterdiği görüşmenin ardından lider eş eşler eşleri Gazze kurşun geçirmez düşler sergisini gezdi ardından forumu takip etti. Antalya Diplomasi Forumu'ndan notlar böyleydi. Sayın seyirciler İskele'deyiz. Şimdi de Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İskele'nin gelişen ve büyüyen bir bölge olduğunu ancak büyümenin de beraberinde bazı sorunları getirdiğini belirtti. Töre bütün sorunların el birliğiyle aşılabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Töre, İskele ilçesindeki temasları kapsamında İskele Kaymakamlığını ziyaret ederek kaymakamlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre burada yaptığı konuşmada İskele'nin gelişen ve büyüyen bir bölge olduğuna değinerek büyümenin de beraberinde bazı sorunları getirdiğini belirtti. Önemli olanın devlet sahibi olmak olduğunu ifade eden töre, bütün sorunların el birliğiyle aşılabileceğine değindi. Bölgede yapılacak olan kayıp otobüs sanatının inşasının da devam ettiğini anımsatan töre, İskere kaymakamlığı ve belediyeye teşekkür etti. İskilä'nin geçmiş süreçlerde en çok şehit veren bölge olduğuna dikkati çeken töre, bütün şehitleri rahmetlandı ve kaymakam Toroslu Nezdinde İskilä halkına esenlikler diledi. Töre Kaymakamlık Binası içerisinde bulunan İskele Kaza Tapu Dairesi'ne de ziyaret ederek sorumlu Tamer Aylanç'tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Temasları kapsamında İskele Polis Müdürlüğü'ne de ziyaret gerçekleştiren Töre, birimleri ziyaret ederek personelle bir araya geldi. İskele Polis Müdürü Erdal Şanlı da ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Töre'nin polis teşkilatına verdiği destekten güç aldıklarını söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de polis teşkilatının halkın güveni ve mutluluğu için görevde olduğunu ifade ederek polisin son dönemlerde ortaya koyduğu başarının önemli olduğunu söyledi. Alkol tesiri altında gerçekleşen kazalara dikkate çeken Töre, polisin bu konuda denetimlerini artırmasından dolayı da memnuniyet duyduklarını belirtti töre ziyarette anı defterini de imzaladı. Töre bir sonraki ziyaretini İskele İtfaiyesi'ne yaptı. İskele İtfaiyesi Bölge Amiri Tahir Bulak tarafından karşılanan töre, itfaiye çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. Başkan töre İskele'de yaptığı temaslar çerçevesinde İskele Pazar yerini de ziyaret etti ziyaret sırasında esnaftan alışveriş yapan töreye pazar esnafı sorunlarını dile getirdi pazardan alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen töre talepleri de dinledi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Narenciye'de de ihracatın sürdüğünü ifade ederek dalında kalan ürünün tamamının devlet tarafından alınacağını söyledi. İlan edilen 5,5 TL'lik taban fiyat üzerinden alım yapılacağını dile getiren Çavuş, ürünü hasat edemeyen ya da sıkmaya gönderemeyen üreticilerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Tabii ki hiç beklemediğimiz bir... Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Berete'de katıldığı manşet Tartı programında Narenciye'de gelinen son noktaya aktardı. Akdeniz Havzası'nda bu yıl Narenciye fazlası olduğuna işaret eden Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki rekoltede de %20'lik artış yaşandığını ifade etti. Çavuş, bu gelişme yaşanırken ülkeye gelen vektör böcekle mücadeleye hızla başladıklarına değinerek söz konusu böceği yok edecek bir başka böceğin üretiminin sürdüğünü söyledi. Gelecek yıllara yönelik mücadele şeklinin bu olacağının altını çizen Çavuş, ihracata ilişkin çalışmalar ilişkinde bilgi verdi. İhracat için geldiğimiz nokta ise hiç yapılmayanı yaptık ve e, bu böceğin fumigasyonla ihracatta öldüğünü ispatladık. Daha sonra da bu böceğin yumurtasının fumigasyonla yumurtasının ölüp ölmediğinin testlerini yaparak bunu da ispatladık. Tabii ki e, ülkeler, e, devletler e, karantina kurallarını kendi karantinaya her ülkenin e, kendi hassasiyetine göre karantina kuralları var. Giden ürünün e, karantina kurallarına uygun sıfır tolerans noktasında ve ürünün izlenilebilirlik depolanma ve depodan sonra satışı noktasında izlenilebilirliği e, noktasında e, bir kuralları var. Buna uyarak bu ihracatı yapıyoruz. Tabii ki bu bizi yavaşlatıyor. Bu yavaşlamaya rağmen Narenciye de ihracat sevkiyatının devam ettiğinin altını çizen Çavuş, 55 bin tona yakın bir King Mandora rekoltesi beklendiğine işaret etti ve bunun 20 bin tonun sıkma yoluyla konsantre yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Tarım Bakanı Çavuş şu ana kadar 25 bin ton mandoranın hasat edildiğini belirterek bir ay içerisinde hasat miktarının 45 bin tona ulaşacağını söyledi. Geçmişe baktığımızda narenciye pazar olarak sıkıntı yaşamadı, yaşamadı mı? Elbette ki yaşadı ve geçmişte de 20 bin ton kadar dalında kalan ürün oldu. Bu böylesi bir yılda ve bu vektör böceğin tam hasat döneminde çıkması bizleri bir o kadar daha zorluyor. ihracat noktasında ama hedefimiz üreticinin zararını veya dalında kalacak olanı ee, en aza indir, indirgemektir. Ee, sıra yapıldı. Bu sıra çerçevesinde ürününü kesen e, arkadaşlarımız sıkmada 5,5 lira alacak. Ama kesemeyen arkadaşlarımızın, sıkmaya gönderemeyen e, üreticilerimizin e, bir suçunun olmadığı, bunun kendine kaynaklı olmadığı için de biz ona da e, sıkmış gibi, hasat etmiş gibi bu dalında kalanı ödeyeceğiz. Çavuş bu yıl için hızlıca çözüm bulmak için yaptıkları girişimler sonucu ilk kez yeşil hat tüzüğünü kullandıklarını ve yeşil hat tüzüğü üzerinden ciddi bir rakamın güneye ulaşmaya başladığını söyledi. Her türlü olanağı değerlendirmekte olduklarının altını çizen Çavuş, gelecek yıllara yönelik tedbirlerinde planlanmakta olduğunu vurguladı. Bu çerçevede depolama yapılabilmesi için soğuk hava deposu sayısı ve kapasitesinin artırılması adına Sprubex'e yüksek tonajlı bir soğuk hava deposu kazandırılacağını açıklayan Çavuş, sıkma kapasitesinin de artırılacağını kaydetti. Vektör böcekle mücadelenin daha da hızlandırılarak süreceğinin altını çizen Çavuş, üreticinin önünü açacak her türlü girişime devam edeceğini belirtti. Bakan Çavuş, ilk etapta 10 bin ürünün ülke dışına, 3 bin ton ürününde Güney Kıbrıs'a ihracatını planladıklarını ifade ederek 55 bin tonluk toplam rekoltede 47 bin tonu değerlendirme hedefinde olduklarını söyledi. Tarım dairesinin kurduğu iki komitenin pazartesinden bu yana sahada tespit çalışması yaptığını ve dalında kalacak ürün miktarının belirlenmekte olduğunu aktaran Çavuş, ödemelerinde kısa sürede yapılacağını kaydetti. Çavuş, böcekle mücadelede geç kalındığı iddialarını asla kabul etmeyeceğinin altını çizerek, böceğe ilişkin bilgi kendilerine ulaştığı anda mücadelenin başladığını söyledi. Deprem haftasındayız sayın seyirciler. Başbakan Ünal Üstel 6 Şubat depreminden gerekli derslerin çıkarıldığını ve depreme hazır hale gelmek için de tüm adımların atıldığını söyledi. Bir 7 Mart deprem haftası nedeniyle mesaj yayınlayan Başbakan Üstel, afete hazır bir ülke haline gelmek için var güçle çalıştıklarını ancak afetlerin sebep olacağı zararların azaltılabilmesi için de herkese önemli görevler düştüğünü kaydetti. Başbakan Ünal Üstel bir 7 Mart deprem haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Üstel mesajında deprem haftasını geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan asın felaketinin yüreğimizde açtığı derin yaraları sarmaya çalışarak, yitirdiğimiz şampiyon meleklerimiz, insanlarımız için hukuk mücadelemizi ve adalet arayışımızı sürdürerek idrak ediyoruz diyerek ortak acının da mücadelenin de bitmediğini vurguladı hukuk sürecinin yakından takip edildiğinin ve adalet yerini bulana kadar mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Başbakan Üstel şunları kaydetti. Hükümetimiz 6 Şubat deprem felaketinden gerekli dersleri çıkarmış, eksiklerimizi gidermek ve yaşam alanlarımızı depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmıştır. İnsanlarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizdir diyerek ülkemizde yaşanan doğal olayların birer felakete dönüşmemesi için siyaset üstü bir anlayışla hareket ettik. Paydaş tüm kesimler ve bilim insanlarımızın önerileri doğrultusunda yapılarımızı yeniden gözden geçirdik. Alınması gereken her tedbiri aldık ve alıyoruz. Başbakanlık çatısı altında bilim insanları ve sivil toplumla kurulan deprem komitesinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkate çeken ve yapılan çalışmaları hatırlatan üstel şu ifadeleri kullandı. Bu bilinç ve duyarlılıkla bireyden topluma her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak deprem ve diğer afetlerin sebep olacağı zararların azaltılabilmesi konusunda devletimize, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Halkımızla birlikte ortak akıl ve işbirliği içerisinde tüm sıkıntıların ve sorunların üstesinden geleceğimizi biliyorum. Şampiyon Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması ödül töreni ve kolokyumu yapıldı. Törende yapılan konuşmalarda şampiyon meleklerin adlarının sonsuza dek yaşatılacağı ve İsyas Otel faciasının sorumlularının da en yüksek ceza alana kadar mücadelenin süreceği vurgulandı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gazi Molsa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması'nın ödül töreni ve kolokyumu yapıldı. Gazi Molsa'da Kapalı Pazar'da yer alan ödül töreninde konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 13 ay önce canlarını, en sevdiklerini, katil bir binaya kaybettiklerini vurgulayarak 13 ay önce şampiyon melekleri sonsuza dek yaşatacaklarına söz verdiklerini anımsattı. Bu projeye adlarını yaşatmak için 11 tane eser katıldı. Şu ana kadar yapılan, başvurulan en büyük sayı. Çünkü herkes şampiyon meleklerimizin anılarının ve adlarının yaşaması için onların adaletinin sağlanması için tek yürek oldu. Karakaya her gece sosyal medyadan susma, unutma ve affetme dediklerini ifade ederek şampiyon melekler için adalet arayışlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da projenin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek son dönemlerde yapılan proje yarışmalarında en yüksek katılımın bu yarışmaya olduğuna dikkat çekti. Galsimoğlu'sa Belediye Başkanı Doktor Süleyman Uluçay da yarışmada yer alan 11 projeyi tek tek gördüğünü ve her birinin de kayıplarla ilgili duyguları en iyi şekilde yansıttığını ifade etti. Uluçay, söz konusu proje olmak üzere derneğini yürüttüğü okul ve spor tesisleri projeleriyle de şampiyon meleklerin sonsuza dek yaşatılacağını söyledi. Biz bu Kıbrıs Türk'ün hiçbir zaman bu yaşadığımız acıyı unutmadık. 64'te de 74'te de bunu da unutmayacağız. Ama bu çocuklarımızın anısını en güzel eğitim ve güzel işler yaparak yaşatmaya devam edeceğiz. Başbakan Ünal Üsteli temsilen konuşan Başbakanlık Müsteşarı Durali güçlü soyda 6 Şubat tarihinden itibaren mücadelenin devam ettiğini kaydederek dava sürecinde sonuna kadar ailelerin yanında olduklarını ve ilgili şahısların en yüksek derecede ceza alana kadar mücadelenin süreceğine vurguladı. Bu toplum çok acılar gördü geçmişte ki o acıları da hiç unutmadı ve her zaman yaşar ve yaşatır. Şampiyon meleklerimizi de ayrı bir kefede, ayrı bir değerde, ayrı bir özlemde, ayrı bir hasrette gelebe de sonsuza dek yaşatacağız. Konuşmaların ardından projede derece alanlara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni kolokyumla son buldu. Çevre platformu çam kese böceğiyle mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde sorunun çözülmemesi halinde gittikçe azalan orman varlığının yok olacağı belirtildi. Çam kese böceğiyle mücadelede yetersiz kalındığı gerekçesiyle eylem başlatan Çevre Platformu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önündeydi. Eylemde Çevre Platformu adına konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı'na seslendi. E, bu ülkenin eğer doktorları, bağlı oldukları tabipler birliği bu ülkedeki e, insanlarla ilgili bir risk vardır diyorsa e, bakan Çavuş buna kulak vermek zorundadır. E, bu ülkedeki e, ormanlar ve ağaçlar risk altındadır diyorsa orman mühendisleri, orman mühendisleri odası ve orman mühendislerinin olduğu sivil toplum örgütleri Bakan Çavuşkelle bu sesi duymak zorundadır. Tabipler Birliği Çevre Halk Sağlığı İnsan Hakları Sorumlusu Cemal Mert de, Çamkese Böceği ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek böceklerin insan ve çevre sağlığına ciddi derecede zarar vermeye başladığını söyledi. Kema Vakfı Başkanı Orman Mühendisi İlkay İlseven ve Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün de havadan mücadele yapılamadığı için çam kese böceğinin arttığını, evlere kadar geldiğini ve zarar verdiğini ifade etti. Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarp'ten tarafından okunan basın açıklamasında da ormanların korunması gerektiği vurgulanarak yapılması gerekenler sıralandı. Açıklamaların ardından platform temsilcileri kutu içerisindeki çam kese böceklerini bakanlık önüne bıraktı. Eylemciler daha sonra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'la görüştü. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un açıklamasına bakalım bu konuda. Bakan Çavuş, çam köse böceğiyle mücadelenin hem doğal yollar hem de ilaçlama yöntemiyle sürdüğüne işaret ederek genel bir ilaçlamanın hem etkisiz hem de zararları yüksek bir yöntem olduğunu söyledi. Çavuş, doğal mücadelede kullanılan predatör böceklerin üretilmesi için gerekli altyapının hazır olduğunu belirterek ilaçlamanınsa sadece böceğin görüldüğü noktalarda kısmi olarak yapıldığını kaydetti yoğun olarak bulundu. Sarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş çam kese böceğiyle mücadelenin her türlü devam etmekte olduğunu söyledi. BRT'de katıldığı Manşet Artı programında bu yöndeki bir soruyu yanıtlayan Çavuş, çamkese böceği ile mücadelenin uzun yıllardır sürdüğünü, özellikle 2014-2019 yıllar arasında kimyasal ilaçlama yapıldığını anımsattı. Çavuş, o yıllarda bu mücadele yöntemiyle çamkese böceğinin biteceğinin hesaplanmış olduğunu belirterek ama 2019 yılından biridir görüyoruz ki maalesef bu mücadele yıl içerisinde başarılı olmuş gibi görülebilir ama ertesi yılda yine aynı şekilde sorun devam etti dedi. Kimyasal ilaçlama dışında farklı bir mücadele şeklinin hayata geçirilmesi gerektiğinin görüldüğünü ifade eden Çavuş, 2019 sonrası farklı mücadele şeklinin hayata geçirildiğini hatırlattı. Bu ormanlar bizi eleştirenler kadar bizlerindir de. Zarar gördüğünde bizler de herkes kadar üzülmekte izleyen Çavuş, eleştirilere kızmadığını ama kendilerinin de ülke için aynı hassasiyetle çalıştıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi. Çavuş çam kese ile mücadeleye popülasyonunu tespit etmekle başladıklarını ifade ederek bu tespiti ve haritalandırmayı tamamladıktan sonra tüm dünyada olduğu gibi kısmi ilaçlama yaptıklarını kaydetti. böcek üretimi için laboratuvarlarımız hazır kurduk ve bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. Evet üzülüyoruz şu an için bu zarar gören yerlerdeki ağaçlarımızın yaprakları. Maalesef yeni ve kurulmuş bir görüntü var ama Mayıs ayı itibariyle de yeniden bu ağaçlarımız yeşermeye başlayacaktır. Tarım Bakanı Çavuş bir kesimin çamkese kese böceğiyle kimyasal mücadele talebinin yanında arıcılıkla uğraşandırınsa kimyasal ilaçlamaya karşı olduğuna işaret ederek kimyasal ilaçlamanın sadece arılara değil diğer endemik yaşamada zararı olduğunu ifade etti. Elbette ki kimyasal ilaca tamamen karşı değiliz. Bu ilaçlamayı da yapıyoruz diyen Çavuş havadan genel bir ilaçlama yerine böceğin etkili olduğu noktalarda alttan ilaçlamayı tercih ettiklerini söyledi. Çavuş gelecek yıl dronla üstten kısmi ilaçlamaya da başlanacağını belirterek genel bir kimyasal ilaçlamanın doğru olmadığını ve dünyanın hiçbir yerinde uygulanmadığını yineledi. İhtiyaç sandığı iştirakçı hesaplarına uygulanacak faiz oranları resmi gazetede yayınlandı. Sayın seyirciler ve iştirak sahiplerinin hesaplarına uygulanacak yıllık faiz oranı %41'e, iştirakçilere verilecek faiz oranı ise %30'a yükseltildi. Bakanlar Kurulu ihtiyaç sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranının %41'e, İştirakçilere verilecek faiz oranının %30'a yükseltilmesine ve avans cari faiz oranının sabit tutulmasına karar verdi. Resmi gazetede yayımlanan ihtiyat sandığı iştirakçı hesaplarına uygulanacak faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı zeytinyağı taşiş analiz sonuçlarını açıkladı. Buna göre 19 zeytinyağı taşişli çıktı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı zeytinyağı taşiş analizleri sonucunda 19 zeytinyağı numunesinin uygun değil yani taşişli olarak tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 4-25 Ocak tarihleri arasında 5 ilçede tahşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındı ve analizlerin sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin tahşişli değil, 19 zeytinyağı numunesi ise tahşişli olarak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada 19 tahşişli zeytinyağı numunesinin 18'inin üretici satıcı firmasının tespit edildiği, bir zeytinyağı numunesinin firmasının tespit edilemediğinden dolayı hukuki süreç başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada 3 tavşişli zeytinyağının üretici satıcı firması olan iki firma yasanın 19. madde 7. fıkrasına istinaden itiraz hakkını kullandığı ve şahit numuneden tekrar analiz yapılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada laboratuvar sonuçlarının çıkmasının ardından basınla paylaşılacağı kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 15 tavşişli zeytinyağının üretici-satıcı firması olan 5 firmaya ise cezai işlem uygulanmaya başlandığı belirtildi. Sahte diploma soruşturmasında durum ne? Soruşturma kapsamında tutuklanan Muhittin Özsağlam teminatla serbest bırakıldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan eski özel kalem müdürlerinden Muhittin Özsağlam çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkan zanlıya ilişkin iki gün tutukluluk süresince elde edilen bulgular soruşturmadan sorumlu polis memuru tarafından aktarıldı. Zanlının sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temin'e ve suç geliri elde etme suçlarından yargılandığı ve 27 Şubat'ta tutuklandığı kaydedildi. Soruşturma memuru kayıtlarda yapılan incelemelerde zanlının söz konusu üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümünden başarılı olmak için gereken 61 derse üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihte geçmiş gibi gösterilerek mezun edildiğini hatırlattı. Usulsüz bir biçimde alınan diplomanın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylandıktan sonra baramici artış için tedavüle sürüldüğünü kaydeden soruşturma memuru, yürürlüğe giren baramici artış sayesinde zanlının bugüne kadar 61243 Türk lirası gelir elde ettiğini açıkladı. Zanlı avukatı Eylem Şerifoğlu ise kamuda atamaların yazılı olduğunu kaydederek zanlının özel kalem olarak görev almaya başladığı günden itibaren başbakanlıkta çalışmaya devam ettiğini savundu. Zanlının tahkikata etki edeceği sürenin tamamlandığını belirten soruşturma memuru, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıt Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 100 bin Türk Lirası nakit teminat, 2 adet 750 bin Türk Liralık kefil senedinin imzalanması, yurtdışı çıkış yasağı ve seyahat belgelerine el konulması ve haftada bir ispatı vücut şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Muhittin Özsağlam, tutuksuz olarak yargılanacak. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst'se görevinden alındı. Resmi gazetede yayımlanan görevden alma kararnamesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst'ün bugünden itibaren görevinden alındığı kaydedildi. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen polisiye film Öldüren Sır dün akşam izleyiciyle buluştu ve ilk gösterimi yapılan film büyük beğeni topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk polisiye filmi olan Vaka Üstüne Vaka ekibinin ikinci filmi olan Öldüren Sır dün akşam izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini İbrahim Halil'in senaristliğini Ogan Güntem, yapım koordinatörlüğünü Oya Kutsal, Berkay Çağar ve Ogan Güntem'in üstlendiği başrollerinde Sinan Gürzap ve Feyza Ongül'ün yer aldığı filmin galası yapıldı. Film yapımcılarından Oya Kutsal, galada yaptığı konuşmada Öldüren Sır filminin idealleri ve hayalleri olan gençlerin filmi olduğunu belirtti. Film ilk gösterime katılan izleyiciden büyük beğeni topladı. Öldüren Sır, Ünlü ve gizemli bir seramik sanatçısı onunla ilgili bilgi toplamaya çalışan bir gazeteci, işlenen bir dizi cinayet ve bu cinayetleri aydınlatmaya çalışan polis ekiplerinin ekseninde geçen bir hikayeyi anlatıyor. <laughs> Meteoroloji dairesi yarın için tozlu hava uyarısı yaptı. Günün ilk saatlerinde etkili olacak tozlu havanın gece yarısına kadar da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi yarın tüm gün boyunca etkili olacak toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada günün ilk saatlerinde başlayacak tozlu havanın gece yarısına kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyet olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir. Ve haftayı tamamlıyoruz sayın seyirciler. Yeni haftada güzel haberlerle görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. Η από την Τουρκική Δημοκρατία τη Ουρέσκη, με επικεφαλή στον πρόεδρο Ερσίνταταρ, μετέβη στην Τουρκία για να παραστεί στο τρίτο φόρουμ διπλωματία τη Αντάλεια, που διοργανώθηκε υπό την αιγύδα του Τούρκου πρόεδρου Ρετζέπτα Ερτοάν. Τον πρόεδρο τη Δημοκρατία συνοδεύουν ο Πρωθυπουργό Ιναλουστέλ, ο Υπουργό Εξωτερικών Τάσιν Ερτρουλόλο, ο Υφυπουργό Παρατό ο Κάντο ο Ιδικός Αντιπρόσωπο του Πρόεδρου Κινέσ οι σύμβολος Επινομικών Υποθέσεων, Σουλέν Καραμπατζάκ και ο Ιδικό Σύμβολο Επιδιέτνων Σχέσεων και Διπλωματία, Ισέιν Ισιξάλ. Ο πρόεδρος Τατάρ εκφώνησε ομιλία στο φόρουμ αύριο Σαββατό και θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών στο περιθώριο του φόρουμ. Το φόρουμ, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών, από περισσότερε από 100 χώρε και περίπου 4.000 προσκεκλημένοι, ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έω τι 3 Μαρτίου. Στο μεταξύ, ανακοινώσει που εκδοθήκε από το Πρωθυπουργικό αναφέρει ότι ο κ. Σουστέλ, συνοδευόμενος από τον εινικό γραμματέα του κόμματο Εθνικής Ενότητα, ο Σκαν Χασιπόλου, την ιδιαίτερα γραμματέα του Πρωθυπουργικού Ιλκεν Παλτζιέρ και τον Σύμβολο Πολιτικών Υποθέσεων, ο Σδεμίρ Τόκελ, θα παραστεί στι τελετέ ενάξει και λήξει του φόρουμ και θα διεξέει σειρά το έργο αποκατάσταση στο τμήμα των Διχών τη στον Προμαχώνα Τζεπ Χανε Κουιρίνη, που κατέρευσε στα τέλη Ιουλίου του 2020, έχει ολοκληρωθεί. Μιλώντας στο πρακτορείο Δίσιον ΤΑΚ, ο Τουντζάι, συμπρόεδρος της Δημερούς Δεχνικής Επιτρόπης για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία ασκεί τις δραστηριότητες της υπό την Προετρία της Δημοκρατίας, αναφέρει ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η υλοποίηση του έγινε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. O għali tunġaj għana ferodi i deħniki ebitrobi jedin politistiki kiloronomja, sneħizin maħekte li jirgassijez sindirissiz sebolla minimija kististiju bilewres Οι εργασίε στο Ιτραγωγείο Αρυφπέι, κοντά στο Κασίκαιο, και στο Τέμενο Αμίτιε, στο χώριο Δεύκαρα, έχουν φτάσει στο τελικό του στάδιο, ενώ οι εργασίε συντηρήσει στο Τέμενο Θερά έχουν ξεκινήσει. Έχει υπογραφεί σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών στο Τέμενο Αλέχτορα και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίε συντηρήσει στην ιστορική εκκλησία του Άγιου Σεργίου, κοντά στο χώριο Ταστοτζά, τελο ο κύριο Τουντζάι. Με την άνοδο τη θερμοκρασία και τον ερχόμο τη άνοιξη, τα φεστιβάλ διοργανώνονται το ένα μετά το άλλο σε όλη την τουρκική δημοκρατία τη Βουρία Κύπρου. Ο Δήμο Λαπτά Σαντζακ Τσάμνοπελ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περίοδο των φεστιβάλ με το δίμερο φεστιβάλ Ορχιδέα του Ισάρκιου αύριο Σαββατό. Ο Δημάρχο Λαπτά Αλσάντζακ Τσάμνοπελ, Φουράτ Ατασέρ, μίλησε στο περαιτέρω σχετικά με τι λεπτομέρειε του φεστιβάλ. Ο κύριο Ατσασέρ δήλωσε ότι ο στόχο του είναι να φέρουν σε πρώτα πλάνα τα χαρακτηριστικά, τα εγχώρια προϊόντα και τον πολιτισμό των χωρών τη περιοχή και να τα μεταφέρουν στο μέλλον. Είπε επίση ότι ελπίζουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τόσο οι τόποι όσο και οι τουρίστε μπορούν να αγκαλιάσουν ο ένα τον άλλον και να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου μπορούν να κοινωνικοποιηθούν. O Festivalikos Festivali kosmarazonios dimo lapta alsancak çamlıbel, kadetin iğreni periyodu sağlu kirozi festival. Halom hellim ge pastelio, stis testiris me bende mayu. Do, o, do festival hordu gebolizmudu, du tatlısu bramadobide, biide meto final organizasyon. Το φεστιβάλ, το οποίο έχει ω στόχο να επιστήσει την προσοχή στην σημασία των αυτοφυλών εδόδημων χώρτων για την ανθρωπινή υγεία, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του χωριού την Κυριακή 3 Μαρτίου. Οι λεπτομέρειε του, το το του φεστιβάλ ανακοινώθηκαν σε συνέντεξη τύπου στο τουριστικό χωριό το Ζαμπάκ του Τάτλασου. Ο δημάρχο του Τάτλασου, Χάιρι Ορτζαν, δηλώσε ότι ο κύριο σκόπο του φεστιβάλ είναι η επιστροφή στην φύση. Ο κύριος Ορτζαν αναφέρει πως το φεστιβάλ θα αυξήσει την συνειδητοποίηση του κοινού για τα ειδωθήμα Χόρτα. Στο φεστιβάλ θα γίνουν επίσης επιδείξεις λαϊκών χωρών και δραστηριότητες για παιδιά. Ο Τζεμεζέρ, ένας από τους γνωστούς καλλιτέχνες της Τετουρκίας και η ομάδα του θα ανέβουν στην σκηνή για τους παραλυτές Αγγέλους με ένα ηθικό μουσικαλ μεταξύ 1ης και 4ης Μαρτίου. Πρωτοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στο Δήμο Κίρνερ, όπου δόθηκαν λεπτομέρειε σχετικά με την εκδήλωση. Το musical με πρωταγωνιστή τον Τζέμεζερ θα συναντήσει το κοινό απόψε στην αίθουσα Spectrum του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Κίνε, ενώ στις 2 Μαρτίου στο Σνετριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ralph Reiftengtaj στην Καζιμάουσα, στις 3 Μαρτίου στην αίθουσα Θεάτρο του Τίμου Κιζέλιορτ και στις 4 Μαρτίου στο Σνετριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Ατατήρ του Πανεπιστημίου Εγγύης Ανατολής.